Ablacığım ne yapıyorsun bayramda elini öptürmek istemeyen dayı gibi ya? Merhaba arkadaşlar, Gamer The Become'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Dead videosundan hepinize selamlar. Gençler, dün bugün için bir soru cevap videosu yapacağımı söylemiştim. 400 küsur yorum gelmiş. Tabii ki hepsine cevap veremem. Önce böyle genel, birden fazla kişi tarafından soruları cevaplayacağım. Sonradan biraz daha böyle spesifik, daha bireysel sorulara geçeceğiz. Şimdi ilk olarak bazı soruların cevapları çok uzun olduğu için maç içerisinde onlara konsantre olamam. O yüzden bazı böyle uzun cevaplı soruları menüde cevaplayacağım arkadaşlar. Şimdi çok hızlı birkaç soru cevaplayayım, oradan maça geçelim. Sizi de çok sıkmayayım. Maçta bazı sorulara devam etmeye çalışırız. Uzunları menüye bırakırız. Şimdi kanalda son zamanlarda çok fazla yeni abone kazandığı için çoğu kişi en temel şeyden itibaren merak ediyor. Hakkınızdır yani. Yaşım sorulmuş tabii ki de. 25 yaşındayım arkadaşlar. 99 Eylül doğumluyum. Yaşadığım yer Ankara. Doğma büyüme Ankaralıyım ama aslen Sivaslıyım. Aynı zamanda da Çerkezim, onu da söyleyeyim. Ama şöyle bir şey var. Hayatım boyunca Sivas'a hiç gitmedim. Bir kere bile gitmedim yani. Şimdi boy ve kilo sorusu. Boyum 1.88 arkadaşlar. Öyle birdenbire falan artmadı boyum. Yani ben kendim bildim bileli hep uzundum. İlkokulda falan hep uzundum yani. Kilom da 84. 84 ile 86 arasında gidip geliyorum böyle sürekli. Şimdi gelelim çok fazla sorulan bir soruya. Ben bunu aslında yayınlarda cevaplamıştım. Yayın özetlerinde de koymuştum ama elbette herkes denk gelememiştir. Cevabı da uzun bir soru. Üniversite okuyor musun? Okuyorsan ne okuyorsun? Şimdi arkadaşlar öncelikle Ankara Fatih Anadolu Lisesi mezunuyum. Belki bunu da merak ediyorsunuzdur, onu da söyleyeyim. Ben İzmir Ege Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyordum bundan yıllar önce. İşte o anki şartlar, ülkenin durumu, insanların okuduğu bölümlerdeki meslekleri yapamıyor oluşu, mezun olup bir işe girdikten sonra mobbinge maruz kalmaları, bizim ülkemizde çalışan bir insanın tam olarak hakkını alamaması gibi durumlardan ötürü çok bir okuma hevesim kalmamıştı, ne yalan söyleyeyim. Nasıl desem, işte ben böyle sabah 8'de kalk işe git akşam 5'te geri gel falan mantığını sevmiyorum. Yani bu tabii ki normal ve olağan bir şey ama bizim ülkede çok sömürüldüğü için bu durum bana bir nevi kurumsal kölelik olarak geliyor. Ne bileyim, insanlık olarak, merhamet olarak, kültür olarak, nezaket olarak senin onda birini etmeyen bir insan sırf baba parası ya da geçmişteki bir şansı yüzünden senin patronun olabiliyor ve sana emir verebiliyor. Ben zaten hayatımın hiçbir alanında insanlardan emir almayı seven birisi olmadım. Kimsenin hegemonyası altına falan da girmedim. O tarz bir yapım yok yani. İşte tüm bu saydığım etkenler birleşince ben ilk sene sonunda bölümü bıraktım. Çünkü oralar YouTube'da da Twitch'te de çok iyi ilerliyordum. Ve kendi işimin patronuydum yani, hani mantıken baktığınız zaman. Hala da öyle. Başka herhangi bir işte falan çalışmıyorum, onu da söyleyeyim. Çünkü bu YouTube ya da yayın işini istediğin saatte, istediğin gün, istediğin kadar yapabiliyorsun. Tamamen esnek. Ve en önemlisi, kimsenin baskısı olmadan yapıyorsun bunu. Bir başkasının hatasından sorumlu değilsin, bir başkasının yaptığından sorumlu değilsin. Her şey kendi elinde. İşte ben de bu tarafa ağırlık verdim ve ilerlettim. Çünkü dediğim gibi her şey benim elimdeydi. Şu anda da net bir iş haline getirdim yani bu YouTube'u. Hem sizlerin sevgi saygısı olarak hem de maddi gelir olarak net bir iş benim için. İşte ne bileyim, böyle doktor, avukat, pilot gibi yüksek seviye maaş alan meslekleri bir kenara bırakırsak bunun bir altındaki meslekleri düşünün, onlara yakın kazanıyorum yani, bence iyi. Yani ben eminim ki gidip dışarıda bir yerde bir işe girsem hem şu ankinden daha az kazanacağım hem de bin bir türlü mobbinge maruz kalacağım yani. Ki ben de o tarz şeyleri kaldıran birisi değilim. İkinci gün falan istifa ederim yani öyle bir durum olduğu zaman. Çünkü çoğu meslekte insanlar sizi köle olarak görüyor arkadaşlar. Atıyorum işte bir yerde resepsiyonist olarak işe giriyorsunuz. 3-4 ay sonra bir bakmışsınız tuvaletleri de siz siliyorsunuz. Yani ne alaka değil mi? İnsanlar tek bir departmana, tek bir birime yüzlerce iş kitlemeye çalışıyor tabiri caizse. Bulmuşum sömüreyim diyor, anladın mı yani? Bakın, benim çevremde çalışan bir sürü insan var. En iyi mesleklerde çalışan da var. Bir altlarında çalışan da var. Hiçbirisi memnun değil. İşte az önce saydığım gibi doktor, avukat, pilot gibi yüksek seviye bir maaşa sahip değilseniz ya da babadan zengin değilseniz diğer meslekler sadece hayatta kalmanıza yarıyor yani bizim ülkede. İnsanlar işte atıyorum 6-7 gibi işten çıkıyor. Eve varıyor, dinleniyor, yemek yiyor derken saat zaten 10 falan oluyor. O saatten sonra o insan o yorgunlukla ne yapsın ki zaten? En fazla 1 saat, 1,5 saat daha oturuyor. Tekrar uyuyor. Sabah 8'de 7'de tekrar uyanıyor. Tekrar işe gidiyor. Hani bir hayat yok gibi, anladın mı? Sadece hayatta kalmaya çalışıyor bu döngü içerisinde. Yani bir insanın çalışması sadece hayatta kalmasına yetmemeli bence. Ara sıra etkinliklere katılabilmeli, şehir gezebilmeli, ne bileyim aktivite yapabilmeli falan ama bu söylediğim şartlarda bu olmuyor işte. Yani gerçekten hadi biraz tatil yapayım. Hadi şu hafta sonu şuraya gideyim. Bir iki gün dinlenirim diyebilen var mı rahat bir şekilde? Bence çok azdır bunun sayısı. İşte tüm bunlar bizim ülkedeki iş şartlarına ve çalışmaya olan bakış açımı değiştiriyor ve beni soğutuyor. Bu yüzden de kendi işimin patronu olmayı seçtim ve iyi de gidiyorum. Dediğim gibi hem sizlerin sevgi ve saygısını kazanıyorum hem de gelir sağlıyorum. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Üniversite olayını şuraya bağlayacağım. Bir an gelip hadi biz Twitch'i kapatıyoruz, biz YouTube'u kapatıyoruz derlerse ne yapacağım? Böyle bir olanak var mı? Tabii ki var. Görüyoruz yani. İşte bu yüzden de yıllardır istediğim avukatlık mesleği için tekrardan sınava çalışıyorum arkadaşlar. Bu sene başarabilir miyim bilmiyorum. Çünkü birkaç ay önce de söylemiştim. Birkaç ailesel sağlık sıkıntısı falan yaşandı. Bunlar ister istemez insanın rutinini
rutinini, çalışma hevesini falan etkiliyor. Ama ben yine de elimden geleni yapacağım. Olmazsa da bu işin peşini bırakmayacağım yani, kafaya koyduğum şeyleri yaparım. Geç olsun güç olmasın diyelim. Sıkı bir disiplinle başarabileceğime inanıyorum. Aynı zamanda iyi bir avukat olacağıma da inanıyorum. Çünkü ağzım çok iyi laf yapıyor. Ve vicdanı, merhameti olan bir insanım. Aynı zamanda da benim gözümde prestijli bir meslek. İşin özeti gençler, bir yandan çalışırken YouTube'dan bahsediyorum. Çünkü benim gözümde artık bu bir iş. Bir yandan da sınava hazırlanıyorum işte. Güzel bir meslek için. Yani hem çalışıyor hem okuyor gibi düşünebilirsiniz beni şu an mantıken. Ama bu çalışma işi konforlu seviyede. Yani bir yandan okul okuyup bir yandan ağır işte çalışanlar da var biliyorum. Onların işi çok daha zor benimkinden. Benimki de bu hem okuyup hem çalışma işinin biraz daha basit versiyonu. Çünkü sevdiğim işi yapıyorum ve diğer işlere göre biraz daha basit. Umuyorum ki hukuk bölümünü kazanırsam da yine aynı şekilde üniversite okurken bir yandan da YouTube'u devam ettireceğim. Yine çalışıyor ve okuyormuş gibi olacağım aynı anda. Hem iyi bir meslek yolunda ilerlerken hem de bir yandan güzel bir gelir sağlamış olacağım YouTube sayesinde. Ardından da umuyorum ki ana mesleğim avukatlık olacak tabii ki de. Şimdi gençler, işin özeti bu. Fakat benim kendimde çok sevdiğim bir özellik var. Birazdan mesela sevmediğim özelliklerime de geleceğim. O da sorulmuş. Ama çok sevdiğim bir özelliğim var. O da kafaya koyduğum bir şeyi sonuna kadar götürmem ve %90 ihtimalle falan başarıyor olmam. Yani bir şeyi kafaya koyduysam, gerçekten istiyorsam A planı batsın, B planı batsın, C, D hepsi batsın. Z planına kadar götürürüm o işi. Ve bir şekilde başarırım. O yüzden bu konuyla ilgili çok bir gelecek kaygım yok yani. Başarabileceğimi biliyorum. Mesela uçmayı kafaya koyayım, bir yolunu bulurum yani, anladınız mı? Ama tabii ki uçmayı kafaya koyacak kadar salak değilim. Her neyse gençler, bu uzun bir soru olduğu için maçta cevaplayamayacaktım dediğim gibi. Redimizi de verelim, yavaştan girelim. Maç içerisinde soru cevap şeklinde olmasını planlıyordum ama soruların cevapları düşündüğümden daha uzunmuş. O yüzden maç içerisinde çok fazla odaklanamayacağım katil beni kovalarken falan. Sürekli yarım kalsın istemiyorum. Ama dümdüz soru cevap videosu da yapmak istemiyorum. Biraz sıkıcı oluyor sadece konuşmak. Hani böyle 2-3 soruya cevap sonra maç, 2-3 soruya cevap sonra maç şeklinde ilerleyeceğiz. Bir diğer soru, hangi takımlı oldum? Galatasaraylıyım arkadaşlar ama fanatik değilim. Hani böyle maç falan oldukça izlerim ama maçta olan maçta kalır benim için. Yok niye o kararı vermiş, o golü niye atamamış? Saatlerce bunu düşünüp kendim falan üzmem yani. Hatta maçları da eğlenerek izlerim skordan bağımsız olarak. Bu konuda da İbo'yla çok dalga geçerim. O biraz daha ciddiye alıyor bana göre. Hatta bayağı ciddiye alıyor. Böyle takım gol yediğinde İbo'yla falan sürtüşürüm, biraz laf falan atarım. Bu tarz takımdır işte, partidir, şudur budur olaylarında, hatta hiçbir olayda holiganlık yapmayın arkadaşlar. Herkes sizin aynı fikirde olmak zorunda değil. Herkes sizin aynı takımı tutmak zorunda değil. Siz Galatasaraylısınız diye Fenerliler, Beşiktaşlılar sizin düşmanınız değil. Ha o hafta maç vardır. Tatlı bir rekabet olur bu ikili arasında. Tatlıca atışırlar. Maç bitince her şey biter, yine kardeşsiniz. Yıllardır bunu bilir, bunu söylerim. Hani sırf bu tarz konular için birbirlerine zarar verenler de barbar yani. Hani çok üstlerine konuşmaya gerek yok. Hoş davranışlar değil. Hani farklı fikirler olabileceğini de unutmayın. Sizinle aynı düşünceye, aynı hislere sahip olmak zorunda değil insanlar. Oğlum yine mi Blight geldi ya? Oğlum bana hep aynı killerlar geliyor. Yok Blight, yok Nemesis. Geliyor geliyor. Yani boş beleş hasar almak istemedim. Umarım beni anlayışla karşılarsınız arkadaşlar. Ya da karşılamazsanız da siz bilirsiniz. Oy, Fast World Purpo. Şş, iyisin ha. Maro. Maro iyisin oğlum. Zınk. Okey, bizi saldı. Oğlum. Efendi olacaksın. Diğerini 3 saniye düşürdün diye beni de millet gibi sanma. Ya Claude, 1,5 saattir şu jeneratörü yapıyorsun. Niye bitmedi acaba? Çok merak ettim ya. Arada bir durdun, demlendin falan mı? Ne yaptın? Ulan bu maç içinde soru cevap fikri çok zormuş ha. Mümkün değil, yapamazmışım. Çünkü soruları kaydettim. Alt taba almam gerekecek sürekli sorulara bakmak için. Menülerde arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz lan? Allah! O smoke döner bana girer. Şimdi arkadaşlar bir diğer sorudan devam edelim. Ben jeneratör yapacağım galiba burada yine. Evcil hayvan sorusu. Birçoğunuz biliyordur zaten. 3 tane kedi besliyorum. Bir tanesinin adı Simona, bir tanesinin adı Mırmır. Bir tanesi adı da Dobby. Dobby evet, Harry Potter'daki Dobby. Simona bana aşık. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bir hayvanın bir insana duyabileceği maksimum sevgiyi duyuyor büyük ihtimal. Ben böyle bir şey görmedim. Odamın kapısını açtığım gibi nerede olursa olsun yanıma geliyor. Böyle bir şey yok. Takım mahvoldu. Ne oldu ya? Ananı satayım. Çok güzel timingdi. Şuradan arkadaşlar ben hemen yine smoke bombamı yapayım. Lan yaptık da almadık. Dur. Ben geldim ben. Lan korkmayın. Adam da gelmiş. Korkun. Ne oldu la? Enayi viskoskis hop. Kıvrağı da yedin. Hop lan oğlum. Aha. Ah be. Dur hemen atma, hemen atma dur. Hemen atma ya. Maraz oyuncuları beni çok ürkütüyor. Size buna daha önce söylemiş miydim? Bu nasıl bir cümle amına? Size buna daha önce... İyi oynuyor. İyi oynuyor çakal. Bu ne oğlum? Koleksiyoncu maskesi gibi.
Ablacığım ne yapıyorsun bayramda elini öptürmek istemeyen dayı gibi ya? Jane'e gitti, kendim iyiliymiş de. En azından diğer dünyaya gidelim. Allah! Oğlum bir tane smoke yapacağız, git ya. Geliyor mu lan bu? Geldi geldi. Alo, kalp atış malp atış hiçbir şey olmuyor mu lan burada? Geri gitme zamanı Ahmetciğim. Sen... köpeksin ya sen. Sen işsiz bir köpeksin ya. Oğlum bu ne, crash yedim. Nereye astı bu adam beni? Evet arkadaşlar, geçmiş olsun. Gençler bu arada oyunu açar açmaz bir daha crash verdi. Şimdi dosyaları falan doğruluyorum. O sırada biz devam edelim. Şimdi bu da çok fazla sorulan bir soru. Ne tür şarkılar dinliyorsun? Sadece rock ve metal dinliyorum arkadaşlar. Bu konuyla ilgili birkaç soru daha var zaten. Detaya oralarda inerim. Bu arada sıkılmayın diye arka plana başka şöyle trailer tarzı falan videolar koyuyorum hani dönsün arkada diye. Ben size dinlediğim tüm grupları saygım arkadaşlar. Siz ona göre kafanıza canlandırırsınız ne tür sevdiğimi. Bon Jovi, Wasp, Shamrain, Scorpions, Savatage, Rammstein, Linkin Park, Megadeth, Iron Maiden, Kingdom Come, Breaking Benjamin, Bryan Adams, Alice Cooper, Guns N' Roses, Halloween, Him, Metallica, Kiss, Poise of the Fall, Skid Row, Slipknot, Starset, Star Sailor, Steelheart, Three Days Grace, Whitesnake, XYZ ve Turises. En çok dinlediğim gruplar bunlar. En sevdiğim 5 şarkıyı da sayayım. 5 numara Halloween, Hold Me In Your Arms. 4 numara Scorpion, Sandman Angel. Böyle de Kral FM gibi olduk. 3 numara Kingdom Come, Friends. 2 numara Wasp The Idol. Ve 1 numara yani en sevdiğim şarkı Savatage grubunun Summer's Rain şarkısı. Yani ömrümün sonuna kadar tek bir şarkı dinleyecek olsam Summer's Rain şarkısını dinlerim arkadaşlar. Şimdi gençler bir diğer soru. Bunun da cevabı uzun. Bunu cevaplayayım, oradan tekrar maça geçelim. Sosyal medyada hani niye hiç fotoğraf falan paylaşmıyorsun? Niye aktif olarak kullanmıyorsun gibi bir soru. Ben oldum olası böyleydim gençler. Yani hayatımın hiçbir döneminde aktif olarak kullanmadım zaten. Sosyal medya kültürüm falan yok. Zaten ne fotoğraf çekmekten ne de poz vermekten falan hiç anlamam. Instagram profilimde tek bir post var. Onu da 5-6 sene önce falan attım galiba. Yani sosyal medyaya uzak olmamın birkaç sebebi var tabii ki. İlki bana çok sahte gelmesi. Yani sosyal medyadaki her insan çok güzel. Her insanın cildi kusursuz. Hiçbir insanın saçı dağınık değil. Hepsinin kaşı gözü altın oran. Yani bana insanların özgüvensizliklerini gizleme aracı gibi geliyor sosyal medya. Bu tabii ki herkes için aynı değildir. Ne bileyim hani gerçek olmayan şeyler gerçekmiş gibi falan lanse ediliyor. Ne bileyim atıyorum bir kişiyle tanışacaksın. O kişiye zaten 100 kişi mesaj atıyordur, anladın mı? Gereksiz bir rekabet var yani. Ve belki de en önemli konulardan birisi insanlar birbirinin kopyası oldu yani. Hiçbir özgünlük yok, herkes birbirine benziyor. Hem karakter tavır açısından hem dış görünüş açısından. Yani sosyal medyada aynı görünüşe sahip 10-20 bin tane insan görmüşümdür galiba birebir tıpatıp aynı olan. Mesela işte bir akım çıkıyor, herkes onu yapmaya başlıyor. Abi sizin kendi fikriniz yok mu? Mesela birisi sosyal medyadan ünlü oluyor. Sırf ünlü diye, popüler diye adını bile bilmediği birinin konserine gidiyor mesela. Bunu niye yapıyor? Sırf diğer insanlardan geri kalmamak için. Sürü psikolojisi yani. Sosyal medyada popüler kültürün ciddi bir ayağı. Ben de popüler kültür karşıtı bir insan olarak böyle şeylere ısınamıyorum. O an o olduğu ortamı story atmazsa ölecek gibi davranıyor yani bazıları. Tam hani fotoğraf makinesi, telefon falan çok güzel icatlar gerçekten. O anı kaydedip ileride tekrar bakabilmek, hatırlayabilmek için ana haline getirmek de mantıklı, tamam. Ama saniyesi saniyesine her şeyi niye göstermek ister ki bir insan? Mesela bir yere gidiyor ama story atmazsa ölecek. 2 dakika cebinde dursun şu telefon ya. Bir akım çıkıyor, o akımı yapmazsa ölecek, aman diyeyim. Bakın ben de yaptım, ben de sizdenim diye illa paylaşmak zorunda. Asla geri kalmamalı yani böyle bir şeyden. Herkes gibi davranmalı, hiç kendi fikri falan olmamalı. Popüler kültür ne istiyorsa onu yapıyor yani karşı taraf. Artık insanlar buna dönüşmüş durumda. Bunun en önemli ayağı da sosyal medya. Bu yüzden ısınamıyorum ben sosyal medyaya. Bazen bazı akımlar falan çıkıyor, yemin ediyorum hani böyle arada esprisi falan dönüyor. Ben diyorum ki ne diyorsunuz, hani 2 ay sonra falan öğreniyorum ben öyle bir olay olduğunu. Anlamıyorum çünkü. Oğlum McMillan atmadık, yine McMillan geldi. Seviyor bu harita beni ya. Bu harita beni seviyor da Blight vermesem artık. Kim o? Keşke Blight verseydi diyeceğim bir killer geldi. Ananı avradını satayım. Keşke Blight verseydi diyeceğim bir killer geldi arkadaşlar. Pyramid Ghostface. Oha! Mitolojik canlı gibi çiftleştirdik, anasını satayım. Kral niye bana seçtiğini, beni seçtiğini söylersen seninle birkaç anlaşma yapabilirik diye düşünüyorum. Tamam. Teşekkürler beni seçtin, neden seçtiğini söylediğin için. Yani yaralı adamı bıraktın orada, tamam mı? O da ana binaya girdi. Ben de ana binadayım. Hala da beni istemeye devam ediyorsun. Allah da seni kahru perişan eylesin. Bir tık enayilik yaptı galiba adam. Ya da başka birisini mi gördü acaba diyeceğim. Yoo, görmemiş. Hala beni kovalıyor. Tamam, gel bura. Gel bura. Seni ben Tate Red kardeşimin loopuna sokayım. He, öyle gelmesin işte. Arkadaşlar bu arada bazı şeyleri konuşurken biraz iğneleyici konuşuyor olabilirim. Bu benim tarzım. Yani o anlattığım şekilde olup da üstüne alınan falan varsa, kalbi falan kırılıyorsa gerçekten özür dilerim. Amacım bu değil. Sadece kendi düşüncelerimi açıklıyorum. Az önce anlattıklarımı yapıyorsunuz ya, kötü bir insan değilsiniz. Ben sadece o kesime yakın olmadığımı belli etmeye çalışıyorum. Tabii ki sizin hayatınız, istediğiniz yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar story atın, istediğiniz kadar post atın. Ben sadece neden bana uymadığını anlattım yani.
Ne yapıyorsun lan Peçetemen? Yeni süper kahramanımız arkadaşlar. Altınıza mı sıçtınız? Hemen geliyor temizliyor. Peçetemen. Dıdım dıdım. Video bayağı uzun olacak galiba bu arada. Çünkü hani hem maçları koyuyorum hem menülerde konuşuyoruz falan. Normalde menüleri kestiğim için. Şimdi menülerde konuştuğum için koymak zorundayım. Bayağı uzun olacak gibi. Hem gameplay isteyenleri mahrum etmiş olmayalım. Çünkü adam bana ne arkadaşım senin sosyal medyandan, bana ne senin boyundan deyip oyun videosu isteyebilir. Hem onları memnun etmiş olalım. Hem gerçekten bir şeyleri merak eden varsa onları cevaplamış olalım. İkisi bir arada Nescafe Ahmet ile. Şöyle bir geçelim bakalım diğer tarafa. Ananı satayım. Geçmez olaydım. Ya öf. Vallahi. Sıçacağım ya. Sıçacağım ya şimdi. Oturduğum yere sıçacağım ya. Nereden geldin? Ne ara geldin? Allah'ım ya. Geçmeyeceğim oğlum ben bu tarafa ya. İki smoke yapak diyoruz. Bok gibi yer. Loop'unu da anlamadım. Labirent gibi ya. Nereye yılıyorsun? Okey bir smoke yapayım artık. İnşallah yine gelmez peşimden. Abi o bizim gittiğimizi anlıyor da biz de keşke katilin geldiğini anlasak ya bu dünyaya. Kalp atışı falan hiçbir şey yok ya burada. Bari hani giriş sesini falan duysak anladın mı? Tamam al bunu. Sea. Okey son yeni bitiriyor bizim adam. Bak 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 bak. Direkt kapıya bak. Biter bitmez. Sonra daha jen yeni bitti. Kapıyı ne ara açtın? İşte benim karşıma da böyle yamyamlar geliyor anladın mı? Adam bakıyor yanda jen 90 küsüre geldi. Hop kapıya gidiyor kapıda bekliyor. Aslında doğru bir oyun tarzı ama sinir bozucu. Smoke operasyonu çıkar mı? Lan adam gitti. Muhtemelen bunu almamızı mı bekliyor ne yapıyor? Ha buradan geldi. Başın bak. Zord. Lan oğlum dur dur. Adam görmeden daha iyi atıyor kaçın. Allah'a gidiyorduk ya giderek. Bak piramit, dürüst oluyorum. Oyun tarihinin, film tarihinin gelmiş geçmiş en cool, en karizmatik, en yaratıcı karakteridir. Ama bu oyunda karşıma geldiği zaman acayip tilt oluyorum. Bir de filmlerini izlemişsinizdir belki Silent Hill'in. Çok az sahnesi var piramitin. Yani bu kadar görkemli, bu kadar muhteşem bir karakteri niye bu kadar az gösteriyorlar bilmiyorum. Belki de cevap sorumda gizlidir. Hani bu kadar görkemli, bu kadar ürkünç bir karakter olmasından dolayı belki de az gösteriliyordur. Sürekli gösterirlerse bir üstü kaçabilir. Çok az sahnesi var ama geldiği zaman da yeri göğü inletiyor yani. Şimdi gençler genel anlamda 5-6 soru daha kaldı. Onları da hızlı bir şekilde cevaplayayım. Ardından yine maça geçelim. Oradan da biraz daha bireysel, biraz daha spesifik sorulara geçelim. Şimdi zamanımı nasıl değerlendirdim? Hani rutinimle ilgili birkaç soru gelmiş. Vallahi gençler ben sosyalliği çok seven bir insan değilim. Az önceki cevaplarımdan da anlamışsınızdır bunu zaten. Yani işte bir gün o kafedeyim, bir gün hop o kafedeyim falan kafasına takılan birisi değilim. Hiçbir zaman da böyle bir yaşantım olmadı. Ne kadar çok sakinlik, ne kadar az insan o kadar huzur kafasındayım. Yalnızlıktan da asla çekinen bir insan falan değilim. Defalarca tek başıma sinemaya gitmişliğim falan var yani asla gocunmam. Gocunulacak bir şey de değil zaten. Bu insanlar tarafından kabul görmediğim anlamına gelmiyor yanlış anlamayın. Tam tersine arkadaş ortamlarında aşırı sevilirim. Ama bu bir tercih. Ben çok fazla kalabalık sevmem. Çok fazla sosyallik sevmem. Yalnızlıkta da barışık bir insanım ve bundan memnunum yani bu bir tercih. Yalnızken daha huzurluyum dürüst olmak gerekirse. Tarkovski'nin de bu konuyla ilgili çok sevdiğim bir lafı var. Kendinizi kendinizle zaman geçirmeyi yalnızlık sanmayacağınız şekilde yetiştirin diyor. Bence müthiş bir söz. Onun harici genelde günlerim nasıl geçiyor onu anlatayım. İşte sabah erkenden uyanıp kahvaltı yapıyorum. Duşa giriyorum falan derken 10 gibi 10.30 gibi video çekmeye başlıyorum. Sonra o video biter bitmez direkt editine oturup editleyip paylaşıyorum zaten. Onun harici haftada 3 gün spor rutinim var. Pazartesi, çarşamba ve cuma. Ders rutinim tabii ki her gün. İşte o videolardan sonra zaman zaman akşamları falan o an gün içindeki boşluğuma göre ders rutinim de var. Sonra böyle boş denilebilecek zamanlarımda hobi gibi düşünebilirsiniz satranç oynamayı çok severim. Gün içinde falan boşken hep böyle satranç oynarım. Hem beynimi zinde tutmuş oluyor hem de böyle bir yandan fiziksel olarak dinleniyorum zaten oturarak oynadığım için. Onun harici dizi film izlemeye bayılırım. Çocukluğumdan beri yani böyle çok geniş bir dizi film kültürüm var. O an mesela dizi ya da film izleyecek vaktim yoksa bile oturur trailer izlerim. En azından hani bir sonraki boş gün için kendime film ayarlamış olayım diye. E-spor maçlarını çok severim. Özellikle CS e-spor maçlarını. Eternal Fire'ın falan hiçbir maçını kaçırmam. O gün önemli bir e-spor maçı varsa onu izlerim yani. E-spor maçları hariç yayın izlemem. Çok az izlerim. YouTube'da daha fazla zaman geçiriyorumdur yani yayınlara göre. Video izlemeyi seviyorum ama oyun videosu değil. Mesela Literat diye bir kanal var biliyorsunuzdur. İşte herhangi bir işin uzmanını getirip o işle ilgili videolar ya da filmler izleterek onları yorumlamasını istiyor. Böyle bir işin uzmanından bir şeyler dinlemeyi çok seviyorum. Bazen herkes anlasın diye basit terimlerle anlattıkları için birkaç terimi öğrenmiş oluyorum bazı işlerle ilgili. Genel kültürüme katkısı olmuş oluyor yani. Onun harici Beyhan Budak kanalını çok severim. Kendimi geliştirmede ve psikoloji konusunda çok yardımcı oldu. Uzun böyle boş zamanım olduğunda da ya dizi film izlerim ya da Celal Şengör, İlber Ortaylı gibi insanların programlarını izliyorum. 4 saat oturup tabii ki izlemiyorum ama işte 45 dakika, 1 saat falan zaman geçiriyorum. Tarih, felsefe ve mitolojiye ilgim var. Onun harici gün içerisinde kesinlikle kitap okurum. Saati fark etmez. Genelde gece yatmadan önce olur. Ortaokul civarlarından beri falan okuyorum kitap. Bir ara bir 1-2 sene ara vermiştim.
Çünkü oyunlara sarmıştım çok ciddi şekilde. Full Metin 2 falan oynuyordum yani. O dönemi saymazsak ortaokul döneminden beri hep kitap okurum yani. Roman okuyarak başladım ama bir süre sonra yeraltı edebiyatına kaydı ilgim. Yine roman da okuyorum ama ağırlıklı olarak yeraltı edebiyatı. Hazır konusu açılmışken yorumlarda da birçok öneri isteyen varken birkaç kitap paylaşayım arkadaşlar sizlerle. İlk olarak John Fante'nin Toza Sor kitabı, Irvin David'in Nietzsche'ye ağladığında kitabı, Sartre'nin Bulantı kitabı en sevdiğim kitaplardandır. Bunu hep yayınlarda falan sorduğunuzu öneriyordum. Bir diğer önerim Bukowski'nin Ekmek Arası kitabı. Şimdi şöyle arkadaşlar, bu kitap çok ağır bir kitap. Yani ağır derken her şey çok açık seçik. Zaten yeraltı edebiyatının özelliği bu. Hiçbir sansür yok. Ne kelimelerde ne olaylarda. Açık açık her şeyi anlatıyor. O yüzden bunu okuyacaksanız temkinli olun yani. Bir diğer önerim Malcolm Gladwell'ın Çizginin Dışındakiler kitabı. Ve çok fazla uzatmayayım. Son önerim de Halet Hosseini'nin Uçurtma Avcısı kitabı. Bir tane daha çok güzel bir kitap önereceğim ama onu başka bir soruda önereceğim. O soruya özel olsun. Bana çok fazla mesaj geliyor arkadaşlar. İşte abi senin sayende spora başladım, senin sayende kitap okumaya başladım falan. Öneri falan istiyorsunuz böyle. Dünyanın en mutlu insanı oluyorum yani bunları duyduğum zaman. Şimdi hızlı bir şekilde devam ediyorum. Yetenekli olduğum bir alan var mı gibisinden bir soru. Soruları ben toparladım tabii. Soruların cümlesi direkt bu şekil kalıp haline değil ama ben toparladım. Böyle hani iş gibisinden düşündüğünüz zaman en yetenekli olduğum alan futbol. Çoğunuz bunu biliyordur zaten. 7 yaşında direkt bir kulübe yazılarak başladım. Okul seçmelerinde görüp beğendiler. 15-16 yaşlarına kadar da amatör, yarı profesyonel olarak oynadım. Onun harici çoğu spordan da anlarım. Basketbol ve tenis izlemeyi çok severim. Olimpiyatlar, ne bileyim Avrupa Şampiyonası gibi önemli maçlar olunca voleybol maçlarını da izlerim. Voleybol maçlarını da severim yani. Bir diğer soru, kaç kardeşsiniz? 3 kardeşiz arkadaşlar biz. 2 tane ablam var. Bir tanesi çocuk gelişim uzmanı. Bir diğeri de moda tasarım uzmanı. Elbise tasarım falan yapıyor böyle. Moda tasarımı mezunu olan ablamın fotoğrafını buraya koyayım. Her fotoğrafta ayrı saç rengi olmasından dolayı anlarsınız zaten moda tasarım okuduğunu. Bir diğer soru, en sevdiğim filmler ve diziler. Film olarak korku türünü çok sevdiğim için öncelikle bir korku türünü kenara bırakıp cevaplayayım. Umudunu Kaybetme filmini çok severim arkadaşlar. Will Smith'in oğluyla birlikte oynadığı film. Onlarca Harry Potter serisini çok severim. Yeşil Yol, Forrest Gump, bunlar zaten birer başyapıt. Bir de Karayip Korsanları serisini çok severim. Tabii ki bir sürü sevdiğim film var ama şimdilik aklıma gelenler bunlar. Korku türünü de dahil edeceksek tabii ki Wrong Turn ve Testere serisi. Özellikle Testere serisi en sevdiğim korku serisi zaten. Dizi olarak da en sevdiğim dizi Prison Break. Bununla eşdeğer gördüğüm, aşırı sevdiğim bir diğer dizi de Dark. Muhteşem bir dizi bana göre. Son sezonu biraz tartışılır ama yine de genel olarak çok güzel bir diziydi. Bunun yanında birkaç tane daha saymam gerekirse Lucifer, You, How to Sell Drugs Online Fast falan. Mini dizi olmasına rağmen onu da çok severim. Böyle. Bir diğer soru, kötü bir alışkanlığım var mı? Şimdi arkadaşlar, fiziksel olarak içki, sigara gibi herhangi bir kötü alışkanlığım yok. Hayatım boyunca hiç içmedim, içmem de. Huy olarak ise çok sabırsız bir insanım. Ve herkesi memnun etmeye çalışıyorum genel olarak. Sabırsızlık için şöyle bir örnek vereyim anlayacağınız tarzdan. Mesela Dead by Daylight'a yeni bir karakter geliyor, tamam mı? Yeni bir katil geliyor. İşte atıyorum salı günü 7'de geldi bu güncelleme, tamam mı? Şimdi ben bu oyunu güncelliyorum, videosunu çekiyorum, editliyorum derken saat gece oluyor. Gece 1-2 falan olmuş oluyor. Şimdi ben bekleyip ertesi gün atsam o videoyu, kimse bana niye geç attın demeyecek. Çünkü zaten asıl atmam gereken saat ertesi günün normal bir saati. Ama ben o kadar sabırsızım ki hani yeni katil geldi, herkes heyecanlıdır, herkes görsün, benden izlemiş olsunlar falan diye gece 3'te de olsa, sabah 5'te de olsa o videoyu çektiğim gün atmak zorunda hissediyorum. Böyle bir sabırsızlık huyum var. Herkesi memnun etmeye çalışma olayı da şu. Mesela bir tane yorum geliyor, tamam mı? Yine anlayacağınız tarzdan anlatmaya çalışayım. Eleştiri bile değil yani, bomboş bir yorum. Adam işte böyle video mu olur, şunu şunu yapmışsın, bok gibi video falan böyle. Hani eleştiri tarzında değil, daha çok hakaret, karşıya karşı bir ön yargı barındıran bir yorum yani. Mesela normalde başka birisi olsa ne yapar? Ya alttan o da ona karşılık verir argo şekilde. Ya da o kişinin yanındaki 3 noktaya basar, kullanıcı kanalda gizleder, o kişi bir daha yorum atamaz. Çoğu insan bunu yapar. Ben o adama bile, o hani eleştiri yapmayı bilmeyen kişiye bile oturup laf anlatmaya çalışıyorum. Böyle uzun uzun birkaç tane paragraf yazıp kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Hani niye böyle davrandığını anlamaya çalışıyorum. Uğraşıyorum yani o insanla saatlerce. Adam etmeye çalışıyorum kısaca. Halbuki yanındaki 3 noktaya tıklayıp kullanıcı kanalda gizle desem hiçbir şey kalmayacak ortada. Bu da kötü bir huyum bence. Herkese bir şeyleri açıklamaya çalışıyorum çünkü. Herkesin idrak edebileceğini düşünüyorum ama bazı insanlar maalesef böyle değil. Ve son olarak overthinking özelliğim var arkadaşlar. Bu belki de bu saydıklarım arasında en kötüsü olabilir. Bana en çok zarar veren yani. Yani gerçekleşme ihtimali %1 bile olmayan şeyleri kafamda öyle bir kuruyorum ki %1'lik ihtimalim bile bütün senaryolarını düşünüp kendi kendimi falan üzüyorum yani. Sanki o olay olmuş gibi. Bunun sebebi de arkadaşlar farkındalığı yüksek bir insan olmam. Yani bunu gerçekten ego olarak algılamayacağınızı düşünüyorum. Bir süper güç gibi düşünebilirsiniz. Farkındalığım aşırı yüksek. Bunun böyle olması bir yandan iyi ama bir yandan bana çok zarar veriyor. Çünkü her şeyi o kadar kolay algılayabiliyorum ki yani bir insan o yaptığı harekette sahte mi, yalan mı söylüyor? Gerçekten samimi mi? Yani yeni tanıştığım, ilk defa gördüğüm bir insanın bir hareketinden bile anlayabiliyorum bu dediklerimi. Ve şu ana kadar yanıldığım da çok az olmuştur. Belki de bu yüzden insanlardan çok fazla hoşnut olmuyorumdur yani, kalabalığı sevmiyorumdur. Çünkü dediğim gibi hep farkındayım yani olan bitenin. Çoğu yalanı falan da anlarım ama karşıya belli etmem anladığımı. Gözümde daha küçülmesini falan izlerim böyle yani. Böyle ilginç bir özelliğim var. Overthinking kötü bir özellik. Yani olmasını istemezdim ama var, yapacak bir şey yok. Evet gençler, şimdi gelelim son iki soruya. Oradan
oyuna gireceğim. Son iki soru dediğime bakmayın. Genel anlamda gelen son iki soru. Oradan sonra bireysel sorulara geçeceğiz. Şimdi yine 150 kez anlatmama rağmen ekiple nasıl tanıştınız sorusu. Tabii ki kanala yeni katılanlar falan var. Sormanız en doğal hakkınız. Ben de cevaplayayım. Şimdi arkadaşlar biz bundan 10 sene önce İbo ile Facebook'ta tanıştık. Goley diye bir oyun vardı zamanında, biliyorsunuzdur. Şimdi kapatıldı falan. İşte o zamanlar İbo'nun Goley oyununun fan sayfası vardı Facebook'ta. Ben de o gruba katılmıştım. Ama o gruba katılma amacım Goley ile ilgili değildi. Ben o zamanlarda da kendi çapımda böyle boş boş videolar çekiyordum. Yaşım 15 falan. Neyse işte ben böyle Facebook kanallarına gidip kendi videomun linkini spamlıyordum. Reklam yapıyordum yani kısaca izinsiz bir şekilde. Bunun karşılığı her yerde bandır arkadaşlar. Bizim Discord sunucumuza da aynı şekilde. Birisi izinsiz reklam yaptığı zaman direkt olarak banlanır. Her sunucunun kuralıdır bu. Sayısız şekilde Facebook gruplarından da banlanmışımdır zaten bu şekilde. Her neyse İbo beni banlamadı. Onun Goley sayfasında da reklam yaptım bir sürü. İbo beni banlamadı. Geldi uyardı. Dedi ki işte bak böyle böyle bir daha yapma falan. Ben de dedim ki tamam bir daha yapmam. Ertesi gün bir daha yaptım. Yine spamledim videoyu. Dedim ki ne en fazla banlar yani dedim. En azından belki videomu 3-5 kişi çekerim dedim. İbo beni yine banlamadı. Mesela orada İbo beni banlamış olsa şu an ekip diye bir şey yoktu arkadaşlar. Çünkü her şey İbo ile benim tanışıp oyun oynamamla başladı. Her neyse işte biz bir şekilde tanıştık. En büyük aşklar nefretle başlar demişler ya. Bir şekilde ben İbo'ya Goley'den sorular falan soruyordum. Şunu nasıl yaparız, şu kartı nasıl alırım falan filan derken tanışıp oyun oynamaya başladık. Sonra dedik ki hani sesli uygulamaya falan geçelim. İkimize mikrofon aldık, Skype'a geçtik falan. O zamanlar Discord falan bilmiyoruz. Sonra dedik ki daha farklı oyunlara geçelim. GTA 5'e geçtik. Soygun görevlerini falan yapıyorduk. İşte playlist falan yapıyorduk. O sıralar ben de bir yandan fazla amatör bir şekilde video çekmeye devam ediyordum. Fazla amatörden kastım ne biliyor musunuz? Şimdi İbo ile videoyu çekiyoruz, kaydı alıyorum. Daha sonrasından gidip o videoyu izleyerek telefondan tekrar seslendiriyorum. Sonra sesle görüntüyü birleştiriyorum. Yani bildiğiniz çekilmiş bir videonun üzerine sonradan ses eklemesi yapıyordum. Seslendirerek. Şey gibi düşün işte. Evet arkadaşlar şu an İbo ile bakkala girdik. Evet şu an silahımı adama doğrultuyorum falan gibisinden seslendirme yapıyordum. 15 yaşındayım arkadaşlar. Beni çok yargılamamanız gerekiyor. İşte böyle böyle Left 4 Dead, Euro Truck, CS falan derken bir sürü oyun oynadık İbo ile. İyice kaynaşmış olduk yani. Sürekli beraber takılıyorduk yani. Bu İbo ile tanışma olayım arkadaşlar. Fazla ekstrem bir olayı yok. Şans ve tesadüf barındırıyor yani. Diğer ekip üyeleri de aynı şekilde tabii ki. Şimdi gelelim ekiple tanışma olayımıza. Olay tabii ki 13. Cuma oyunu ile başladı. Ben çocukluğumdan beri korku filmlerine hep bir ilgi duyduğum için 13. Cuma serisini de çok seviyordum. Baktım hani oyunu falan çıkıyor. Tabii ki direkt ilgilendim. İbo'ya falan anlattım böyle böyle. O da sevmişti. Direkt gittik oyunu aldık. Video dışı da çok fazla oynuyorduk biz 13. Cuma işte. Bir gün girdik İbo'yla oynuyoruz. Baktık birileri geldi Türkçe konuşuyorlar. Dedik işte biz de Türk'üz böyle falan filan. Dediler beraber oynayalım tamam falan filan derken bizi Discord sunucularına çağırdılar. Biz o zaman Skype'daydık. Ben gitmek istemedim. Sonra biraz ısrar ettiler falan derken gittik işte. Bu bizi çağıran kişiler Ako, Kutay ve Demir. Bu üçü daha önceden birbirleriyle denk gelmiş. Birlikte oynamaya başlamışlar. Öyle oyunlarda hani Türklere denk gelince de gelin beraber oynayalım diye tayfalarına katıyorlardı. Biz de bu şekilde gittik. Sonra sürekli zaman geçiyorduk böyle. Sürekli 13. Cuma oynuyorduk bu tayfayla. Sonra benim bu kanal olayları falan biraz ilerledi işte. Abone artış falan derken. Onlarla da konuştum dedim benim böyle böyle kanalım var falan. Dediler beraber çekelim o zaman video. Tamam dedik işte böyle ekiple videolar falan atmaya başladık 13. Cuma'da. Ekibe ilk giren kişiler yani İbo ile beni saymazsak biz zaten temeli attık. Ako, Demir ve Kutay. Sonra işte bizim videolar da o zamanlar çok popüler olduğu için 13. Cuma döneminde. Discord'umuza da çok yoğun bir ilgi vardı. Herkes gelip böyle 13. Cuma falan oynuyordu. Ako da aşağı odalara gidip birileriyle 13. Cuma oynuyordu işte sürekli. Biz olmadığımız zaman falan. Oradan Mami ile tanışmış. İşte beraber oynuyor oynuyor. Onunla da kaynaşmışlar. Dedi böyle böyle biri var o da bizle oynasın falan. Ondan sonra Enes ile de aynı şekilde tanıştı. Alt odalarda oyun oynayarak. Böyle böyle derken işte Mami girdi, Enes girdi. Ekibe derken kalabalık bir ekip olduk. Topluca videoları çekmeye başladık bu sefer. Yani ekibin temeli bu şekilde. Tolga abi ve Ali'yi anlatayım. Şimdi gençler biz bir aralar deli gibi Rainbow Six Siege oynuyorduk. Aşırı tryhardtık böyle. Ama bizim sürekli 5.'miz eksik oluyordu. Sürekli 4 kişi girmek zorunda kalıyorduk oyuna. Yanımıza gelen yabancı da hem iletişim problemi çekmemize sebep oluyordu. Hem de böyle maçları falan satıyordu bazen gelen kişiler. Sonra işte biz yine bir gün 4 kişiyiz. 5. arıyoruz. Demir'e falan ulaşmaya çalışıyoruz gelecek misin diye. Bir türlü 5. bulamadık. Ako dedi ki ben geçenlerde işte alt odalardan birinde birisiyle Rainbow oynadım. İyi de oynuyor. 5. olarak onu çağıralım mı dedi. Hay dilime eşek arası sokaydı da çağır demeyeydim. O kişi Ali'ydi arkadaşlar. Hayatımın en kara günüdür. Abi bir insan ilk girdiği ortamda nasıl diğerlerinden daha fazla konuşabilir? Ya susmuyor susmuyor. Yeni geldin lan bir dur. İnsan hani biraz utanır biraz çekingen davranır. İbo'ya laf sokuyor mesela Ali arkada hayvan gibi gülüyor. Neyse işte baktık cidden iyi oynuyor falan. Ekibi de tanıyor bayağı eskiden beri izliyormuş videolarımızı. Öyle öyle eksik oldukça Ali'yi Rainbow çağıra çağıra bir baktık Ali de ekibe girmiş. Gelelim Tolga abiye. Tolga abiyle bizim tanışma olayımız çok eskiye dayanıyor zaten. Bu eskilerden hani Bay Volkan, Volkan abi falan bilirsiniz. Onlar da 13. Cuma oynuyordu. Ben onun chatinde görüyordum Tolga abi. Ya da ne bileyim Tolga abinin kendi yayınları da vardı. O chatine gidip selam veriyordum falan. Bizi çok seviyordu yani. Sürekli selamlaşırdık. Sonra neyse biz bir ara Pummel Party'ye sardık. Yine Ali'nin Rainbow olayına benzer bir olay. Pummel Party'de 8 kişilik oynanan bir oyun. Yani ne kadar kalabalık olursan o kadar keyifli oluyor. Her gün oynuyorduk neredeyse. Abartısız söylüyorum. Tolga abiye sürekli yazıyorduk. Abi işte Pummel Party gireceğiz gelir misin falan. Tolga abi bizi o kadar seviyordu ki. Adam yayında olsa bile yayını kapatıyordu. Tamam şu maç bitsin kapatacağım diyordu. Mesela DB'de oynuyordu. Maç bitiyordu kapatıyordu yayını. Gelip biz de Pummel Party oynuyordu. İşte öyle öyle başladık. Baktık Tolga abi de hani güzel ekibe uyum sağ
sağladı. Tatlı adam, sempatik adam, efendi adam. DBD videolarında birisi gelemedikçe, 4 festival videolara birisi gelemedikçe Tolga abi geliyor falan derken o da ekibin main üyesi olmuş oldu. Bizim böyle ekibe alımlarımız hiçbir zaman böyle arkadaşlar form doldurarak, seçim yaparak falan olmadı. Bazıları öyle yazıyor. Abi işte şu oyunu çok iyi oynuyorum, sizinle oynayabilir miyim, ekibe girebilir miyim falan ama arkadaşlar böyle bir şey değil mantık. Bir oyunda istiyorsanız e-spor seviyesinde olun. Önemli olan o değil. Az önce anlattığım gibi her şey tesadüfen gelişti. Mesela işte CS oynuyoruz, 5. yok. Discord'dan bakıyoruz. Daha önce iletişimimizin olduğu birkaç kişi var. O diyor ki ben geleyim mi falan. Geliyor, baktık iyi oynuyor. Ekibe uyum sağlıyor. Bir anda hop bir bakmışsın bir hafta sonra ekibe girmiş oluyor yani. Mesela güncel bir örnek vereyim. Besagor diye birisi var şu an. İsmi Berke. Biz yine Rainbow'da 5. sıkıntısı çekerken Ako dedi ki işte ben birkaç kere böyle oynadım. İyi çocuk, iyi oynuyor falan. Gelsin mi dedi? Gelsin dedim. Geldi, Rainbow oynamaya başladı. Adam eksik oldukça sürekli onu çağırdık. Sonra dedi abi siz FIFA oynuyormuşsunuz, FIFA da alayım mı dedi. Al dedik. Geldi, FIFA da oynuyor, iyi de oynuyor. Ekibin huzurunu kaçıracak bir şey yapmıyor. Ekibe uyum sağlıyor. Hop kendisinin bile haberi yokken 2-3 ay önce normal bir izleyici olan çocuk şimdi geldi ekip üyesi. Hani kendisi bile haberi yoktur büyük ihtimal. Böyle gelişiyor yani tüm olaylar. Ekibe alım olayı falan. Bazen böyle şakasına form doldurmanız gerekiyor falan diyorum. Ciddi ciddi yorum atıyorsunuz arkadaşlar. Abi nereden dolduracağım falan. Aynen CV de yollayın anasını satayım. Ve gelelim genel anlamda gelen son soruya arkadaşlar. Oradan sonra maça geçeceğim. Niye bu kadar fazla soruluyor bilmiyorum ama evlilikle ilgili ne düşündüğüm soruluyor. Birincisi sırf evlenmek için evlenilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bazı insanlar var hadi 30 yaşına girdik geç kalıyoruz deyip karşısına çıkan ilk insanla evleniyor falan. Dünyanın en mantıksız şeyi bana göre. Ondan sonra işte mutsuz aileler, birbirlerini tam olarak tanıyamayan eşler, huzursuz, mutsuz ve sevgisiz bir şekilde büyüyen çocuklar ortaya çıkmış oluyor. Yanlış veya zorla yapılmış bir evlilik yalnızlıktan çok daha kötü arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Bu yani altına imzamı atabileceğim bir düşünce. Bir diğer konu da bu evlilik olaylarıyla ilgili erkek tarafının kız tarafını hizmetçi olarak görmesi. Yani istiyor ki işte evlendiği kişi ona yemek yapsın, ütü yapsın, çamaşırını yıkasın. Bezini de değiştirsin mi? Yani hayat arkadaşı mı arıyorsunuz, köle ya da hizmetçi mi arkadaşlar? Onu önce bir cevabını bulun kafanızda. Evlilikte tüm haklar ve şartlar eşit olmalı kesinlikle. Aynı zamanda da tüm görev dağılımları ortaklaşa yapılmalı. Bulaşık yıkanacaksa beraber, yemek yapılacaksa beraber, ütü yapılacaksa beraber. Yani beraberden kastım illa yan yana yapmak değil. Bir o yapar, bir o. Öbürü müsait değildir, öbürü onun yerine yapar. Sonuçta hayat arkadaşısınız, hiç sıkıntı yok. Bir diğeri hasta olur, bir diğeri ona bakar. Budur yani temel mantık. Bu yüzden evlenilmiyor mu? Erkek dediğin ütü mü yaparmış, erkek dediğin yemek mi yaparmış diyerek bence bu durumu normalleştirmeye çalışmayın arkadaşlar. Asıl yani erkek dediğin, erkek adam dediğin eşine, sevdiklerine yük olmak yerine onların yükünü hafifletir. Ama bu konunun toplum tarafından genel olarak böyle görünmesinin sebebi de bence yetiştirilme durumu. İşte mesela erkek nasıl yetiştiriliyor? Hadi göster amcalara pipini. Hiçbir kısıtlama yok. İstediğin saatte dışarı çık, istediğin saatte gel. Kimle görüştün tamam, istediğini ye, istediğini dinle, istediğini iç. Kıza bir geliyor, onu giyemezsin, şunu yapamazsın, şu saatte dışarı çıkamazsın, şu saatten önce evde ol. Dışarı mı çıkacaksın? Tamam, kuzenlerinden birini verin yanına. Bu sefer erkekte nasıl bir algı oluşuyor? Ha diyor, ben her şeyi yapabilirim, ben özgürüm. Ama diyor karşı tarafın bazı kısıtlamalara uyması lazım. Bu sefer bu adam büyüdüğü zaman, şort giyen birisini gördüğü zaman diyor ki bu insan herhangi bir kısıtlamaya uymuyor. Bazı şeylere baş kaldırıyor diyerek o kişiyi düşman ilan edebiliyor mesela kendisine. O kişinin fikrine saygı duymuyor böylece. Vallahi arkadaşlar aileler kızlarını koruyup kollayacağı kadar biraz da oğullarını eğitse, terbiye verse aslında sorun kalmayacak ama maalesef yüzyıllardır aşamadığımız bir problem. Böyle geldik, böyle de gidecek gibi duruyor. Ben en azından kendi kuracağım aile için bu düzenin değişmesini sağlamaya çalışacağım. Kız çocuğum da erkek çocuğum da artık hangisi olursa ona göre yetiştireceğim. Buna adım gibi eminim yani, hiçbir şüphem yok. Gençler video biraz uzun oluyor farkındayım ama umarım sıkılmıyorsunuzdur. Çünkü hani bu tarz bir şeyi bir kere yapacağım için sorulara güzelce, detaylıca gerçekten ne düşündüğümü samimiyetle söyleyerek açıklayayım ki hani çünkü her hafta soru cevap yapmıyorum sonuçta. Bir kere olacak. Bir daha belki 4-5 sene sonra yaparım yani. Dursun yani kanalda. Bir yandan da dediğim gibi gameplay bekleyen tayfayı üzmemek için arkada maç dağıtmaya çalışıyorum. Ama maç içerisinde yapamayacağımı fark ettim bunu. Dün yapabilecek gibi hissediyordum ama maç içerisinde mümkün değil. Yani o an 6 alıp soruya bakmam gerekiyor. O sıra katil gelirse falan zaten yapamam öyle bir şey. O yüzden menülerde soru cevap yapıyoruz. Sonra girip maçımıza atıyoruz. İki tarafında gönlü oluyor. Benim için önemli olan sizin sıkılmıyor olmanız. Bana mı yaptı onu? Klasik Michael maçı. Müzik yükseldiği an herkes etrafına bakar. Oğlum birisinin yanında ibre yansın da gideyim artık ben. Oğlum bende değil değil mi lan bu? Ben diğer tarafa gidiyorum ya. Michael'dan acayip korktum şu an. Tamam şöyle smoke'umuzu yapalım da Michael'la bir yerde karşılaşırsak. Lan korktum, ne yapıyorsun? Gençler bu arada soru cevap yaptığım kısımlara hani dümdüz menü ekranını izlemeyin diye çok eski videolarımızdaki anları koyacağım. En iyi en eğlenceli anlar diye serim var ya, hani eskiden loop falan attığım yerleri koyuyordum. Konuşmamı dinlerken bir yandan da onları falan izleyebilirsiniz yani, en azından sıkılmazsınız. Hocam vallahi şey baget baget. Mori miyiz hocam? Maiko Bey? Solk atmıyor değil mi? Yok atmıyor. Şey mi yaptı acaba Oleg bu build'i? Emir deneyeceksin. Oğlum niye ananı...
niye stalk atmadığını anlamış olduk. M1'de neredeye respect attırayım dedim. Güzel akıllı oynadı adam. Mori de yiyebilirdim arkadaşlar, o açıdan düşünün. Böyle de optimist bir insanımdır. Bardağın dolu tarafını da boş tarafını da. Pardon arkadaşlar, bayağıdır videolarda küfür etmiyordum, iyi geldi. Sorulara cevap verirken o kadar yoruldum ki yani maçta şu an enerjim kalmadı ya. Bitirdi ki bizim adam sonucu, yeni bitirdi. Alo? Kral, Michael'a oynayacaksan sınırsız seviye 3 oynayacağım be. Morelli Myers değil bak, sınırsız seviye 3 oynayacaksın. Şimdi gençler biraz daha özel, spesifik sorulara geçiyorum. Bunlardan da birkaç tane cevaplayayım, sonra bir maç daha atalım. Oradan kalan tüm soruları cevaplayıp kapatırız videoyu. Önce şunu söyleyeyim, işte çok fazla şunu mu seviyorsun, bunu mu? Abi makarna seviyor musun, çay mı kahve mi gibi size hiçbir şey katmayacak sorular almadım. Yani bunun cevabını öğrendiğiniz zaman bir şey olmayacak arkadaşlar. Makarna severim, evet. Aynı zamanda her soruya cevap vermem de tabii ki mümkün değil. 400 küsur yorum gelmiş. Böyle daha özel, size bir şeyler katabilecek şeyleri almaya çalıştım. Benim sorumu niye almadım falan demeyin lütfen. Anlayışla karşılamanızı umuyorum. Şimdi düzenli yayınlara geçip geçmeme olayı sorulmuş. Maalesef arkadaşlar en başta da anlattığım gibi yoğun bir rutinim var. Ders, spor, video, edit, short videosu hazırlama, thumbnail hazırlama falan filan derken bazen kendime bile vakit ayıramıyorum. Yani böyle dizi, film izleyecek vaktim bile olmuyor. Yayınlar böyle 2-3 haftada bir hobi şeklinde. Bir yandan hani sizlerle vakit geçirelim. Bir yandan da soru cevap yapalım diye yapabileceğim bir şey. Anca 2-3 haftada bir yapabilirim yani. Şu an için düzenli yayınlara geçemem yani. İkinci soru, neden başka oyun değil de Dead by Daylight? Şimdi bizim kanalımız ilk olarak 13. Cuma'yla patladı. İlk onunla başladım yani bu korku oyunları serüvenine. Sonra 13. Cuma'da bayağı bir ilerleyip bayağı bir abone kazandıktan sonra çok fazla şey yorumu gelmeye başladı. İşte Dead by Daylight diye bir oyun var. O da buna benziyor. Ona da bakabilir misin? İşte biz de ekiple oyuna baktık. Mami zaten önceden oynuyormuş Dead by Daylight'ı. Bize öğretti. Video ve yayın dışında da çok fazla Dead by Daylight oynuyorduk biz o dönem. Baktık işte oyunda da Michael Myers falan var. Hani çok sevdiğim bir korku figürü. Öyle başlamış olduk. İzlenme yorum sayıları da çok iyiydi. Öyle öyle gitti ve kanalın ana oyunu olmuş oldu. Şimdi gelelim bir diğer mektubumuza arkadaşlar. Mektup yazmış çünkü. Karıcım az olmuş o, 7-8 tane daha sorsaydın. Şimdi ilk soruyu cevapladım zaten. İkinci sorusu da yine çok fazla gelen bir soru. Mami'ye ne oldu sorusu. Mami'yi yedim arkadaşlar. Şaka bir yana, Mami işe girdi arkadaşlar. Uzun bir süredir bir otelin lobisinde çalışıyor. Otellerin çalışma saatlerini de bilirsiniz hani, bazen gece geliyor, bazen sabah çok erkenden gitmek zorunda kalıyor falan. Video saatlerine denk gelemiyor yani. Yoksa onlarca biz Mami'yle denk geliyoruz, oyun oynuyoruz yani akşamları falan. Rainbow, FIFA falan takılıyoruz yani. Sadece siz göremiyorsunuz videolara denk gelmediği için. Üçüncü sorusu, bu da çok fazla geliyor. Katıl butonu açıp açmamakla ilgili. Ben bu sorunun cevabını zaten birkaç ay önceki bir videoda vermiştim. Özet geçeyim. İnsanların belli bir ücret ödeyerek diğer insanlardan daha farklı ayrıcalıklara sahip olmasını istemiyorum. Yani benim kanalım böyle bir yer değil. İşte birisi 100 liralık üyelik aldı diye videolara ne bileyim 8 saat önceden erişmesini istemiyorum. Herkes aynı haklarda olmalı. Şey diyebilirsiniz, hani böyle bir üyelik ekle sadece biz destek olalım, herhangi bir ayrıcalık ekleme diyebilirsiniz. Öyle bir şey de yapılabiliyor ama onun da şöyle bir karşılığı oluyor. Tamam, gerçekten destek vermek isteyenler veriyor ama bazı küçük kardeşlerimiz tabiri caizse o yayıncı ya da YouTuber'a yaranmak için kendi ceplerindeki parayı verebiliyorlar. Hani işte sırf yorumu üstte gözüksün, ne bileyim o yayıncı adını okusun falan diye. Böyle şeyler yapabiliyor küçük kardeşlerimiz. Biraz ön plana çıkmayı seviyorlar yani. İşte ben bu tarz bir üyelik açarsam bunun önüne geçememiş olacağım. Yani tamam, bu benim sorumluluğumda değil. O kişinin yaptığı para çıkışını ailesinin kontrol etmesi gerekiyor ama sonuç olarak ben böyle bir şey yapıp o imkanı verdiğim zaman kişi de bunu kullanabilir. Bana destek olmak istiyor olabilir. Yorumu üstte gözüksün istiyor olabilir. Cebindeki parayı benim için harcamasını istemiyorum yani, özellikle küçük kardeşlerimizin. O yüzden katıl butonunu açmayacağım arkadaşlar. Onu tekrarlayayım yani. İlla diyorsanız ki ben o parayla sana destek olmak istiyorum, bana en büyük desteği kendi hayatınıza bir şey katarak yapmış olursunuz. Ne bileyim, bana 100 lira atacağına gidip bir tane kitap alabilirsin mesela. Ya da sevdiğin bir yiyeceği al diye yani. Hani anlık olarak dopamin salgıla, yeter benim için. Onun harici zaten videoları izleyerek en büyük desteği veriyorsunuz arkadaşlar. Videolardaki reklamlar sayesinde yeterince kazanıyorum ben, hiç merak etmeyin. Maddi olarak hakkımın karşılığını aldığımı düşünüyorum yani. O konuda içiniz rahat olsun. Teşekkür ediyorum yine de nazik düşünceleriniz için, destek verme çabanız için. Ama açmayacağım katıl butonunu. Dördüncü soru da çok fazla soruluyor arkadaşlar. Uzun süredir ekiple video atamadığım için. Ekip ayrıldı mı, ekiple videolar bitti mi falan. Tabii ki bitmedi. Tabii ki ayrılmadı. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben eskiden videoları akşam çekiyordum. Akşam 7 gibi falan. Bu yüzden herkese uygun oluyordu bu saat. Toplanabiliyorduk yani video için. Ama ben az önce anlattığım sebeplerden dolayı gün içerisinde aşırı yorulduğum için akşam saatlerinde video çekme olayı olmuyordu. Çünkü o kadar yoruluyordum ki o saate kadar bitmiş oluyordum zaten enerji olarak. Video çekesim gelmiyordu. Hem mental hem fiziksel olarak yorgun olduğum için. Zaten bundan hani 5-6 ay öncesine kadar aktifliğim çok kötüydü. Bir video atıyordum, 8 gün atmıyordum falan. Bunun yüzündendi yani. Özel bir sebebi yoktu. İşte ben de dedim ki bu böyle gitmeyecek. Çok yoruluyorum çünkü hani videoya merhaba arkadaşlar diyecek bile takatim kalmıyor. Bari dedim hiç video atamamaktansa en azından solo şekilde atayım ve videoları sabah saatine çekeyim. Çünkü sabah uyanıyorum, kahvaltımı yapıyorum, enerjik bir şekilde videolara başlayabiliyorum. Yorgunluk bahanem olmuyor yani. Ha, bunun dezavantajı da şu, işte ekiple denk gelemiyoruz. Sabah 10.30 gibi hani çalışan var, okula giden var. Ki evde olsalar bile yani, çalışmıyor ve okula gitmiyor olsalar bile ben sabahın 10.30'unda hadi gelin video çekelim diye ekibi böyle zor bir duruma sokmam arkadaşlar. O bencil
deliliği yapmam yani. Ha, bu konuyu nasıl çözebiliriz bilmiyorum ama bir süre böyle gidecek. Yani hiç video atamamaktansa dediğim gibi en azından solo video atma üzerine kurulu planım. Tabii ki daha az yoğun olduğum, daha az yorulduğum günler akşama video ayarlarız. Aynı bir ay önceki Fazma videosunda yaptığımız gibi. 4 facecam'lı video olur, ekiple SF olur. Bunları atmaya çalışırım. Tamamen bitmedi yani ekiple videolar. Evet gençler, son maçı da atıp oradan kalan son 6-7 soruya geçelim. Onları da cevaplayıp videoyu bitirelim. Umarım sizler için tatmin edici bir video olmuştur. Tatmin edici cevaplar vermişimdir. Kendimi ifade edebilmişimdir. Bu arada maçlar da çok iyi geçmedi ama hani ana temamız soru cevap olduğu için maçlar nasıl geçerse geçsin koyuyorum arkadaşlar videoya. Sırf hani gameplay olsun diye. Normalde aşırı kötü geçerse bir maç koymuyorum biliyorsunuz ki. Mesela bir önceki Michael maçında bir kere chase atabildim. Onda da 3 saniyede düştüm. Başka hiçbir şey olmadı. Normal şartlarda koymazdım. Bu videoluk anlayış bekliyorum sizden gameplay konusunda. Soru cevabı bir aradan çıkaralım. Sonrasındaki gameplaylerde yine güzel şeyler izleteceğim sizlere. Yalnız inanılmaz yoruldum. Bak tier list videosunda da çok yorulmuştum. Hani sürekli konuştuğum için falan. Bu arada Mori tier listi yapmam diyordum ama çok olumlu yorumlar gelmiş. Hani yapabilirsin, çok merak ederiz, çok güzel olur diye. Öyle bir videoda yapacağım. Oyundan Mori'yi izlerim. Sonra tier listten de ona göre bir puan veririz. Şu paleti düşür. Olur da bize gelirse üstünden kıvrak atarız. Geliyor. Uçtu gitti. Ne yaptın? Aa buraya yol açtı lan. Ananı satayım, açmaz olaydı. Gel kız gel. Smoke attım gel. Aa stun attı lan. Gel gel kaçalım buradan. Smoke attım, kurtardım onu. Beyze iniyorum ama gafil avlanabilirim. Al. Bir tarafına girsin. Boğul orada inşallah. Güzel, tamam. Kaybettirdik izimizi. Heal'lanalım şurada hemen. Oo heal'lananları görme var. Uçtu gitti. Mümkün değil, yetişemez. Mümkün değil. Heal'lananları görmesinin olması hiç hoşumuza gitmedi yalnız. Onu önermiyoruz. O yüzden bir daha heal'lanıyorum. Hayır. Get out of way. Gel sana bilet satayım. Gel gel şuradan bilet satayım sana şuradan. Okey, bizimkiler son jeni bitirdi. Ben bir smoke daha yapayım. Lan smoke yaptım, smoke almayı unuttum. Bak orada duruyor ya. Orada beni bekliyor. Tamam. Takım arkadaşlarımızın güvenliğini sağladık. Sağlayamamışız. Tamam onu alacağız. Maçta hiçbir şey olmadı. Bari bir aksiyona girelim ya. Smoke işini nasıl yapabiliriz? Tamam Nia'nın oradan dolanması lazım. Oha. GG, o da öldü. Erken hit yememem gerekti ama base olduğu için iki kapıdan birisi sıkışık, yani geçmek zorundasın. Geldi adam, attı hit'i. GG. Bu ney? Ali Malı Terrifier 3 linki var mı demiş. Geç bu salağı, engelli kanaldan. Şimdi buradaki ilk iki soruyu cevapladım zaten. Üçüncü sorudan devam edelim. Ne tür hediyeden hoşlanırsın demiş. Ben genel olarak hediye sevmem arkadaşlar. Yani birilerine hediye alıp onları mutlu etmeyi ve şaşırtmayı severim. Ama bana hediye alınmasını sevmem. Çünkü ben duygularını ve tepkilerini çok fazla belli edebilen bir insan değilim. Yani mutlu olunca da, üzülünce de, şaşırınca da bunu belli edebilen bir insan değilim. Yapım bu yani. Beni videolarda mesela böyle bağırırken falan çok az görmüşsünüzdür. Hatta görmemişsinizdir. Ali falan böyle bazen ayı gibi bağırıyor ya, ya da İbo. Hiçbir zaman öyle bağırdığımı hatırlamıyorum ben. Veremiyorum yani o tarz tepkiler. O yüzden o an mesela aşırı sevdiğim bir şeyi alsanız bile bana çok mutlu olmuş gibi bir tepki veremiyorum. Bu yüzden de bana hediye alındığı zaman strese giriyorum. Hani acaba karşı taraf hediyeyi beğenmediğimi mi düşünecek? Böyle düşünüp üzülecek mi falan diye. Ama sorduğun soru özeline cevap vereyim. Hani sana ne alınmasını seversin gibisinden bir şey sormuş. Böyle sevdiğim grubun tasarım tişörtlerini falan severim. Yani öyle hani çok yüksek bir şey istemem. Bir diğer sorusu, ekibinden en sevdiğin kişi kim? Şimdi arkadaşlar bu soruyu ekiple ilgili birkaç yorum yapmak için aldım. Durup dururken ekipten bahsetmek istemedim. Bir soruyu bahane etmek istedim. Çok klişe olacak ama tabii ki ekipten herkesi seviyorum. Sevmiyor olsam zaten o adamla niye aynı ortamda bulunayım? Ben birisini sevmediğim zaman belli ederim zaten arkadaşlar. Çıkar uğruna falan kullanmam o kişiyi yani. Anlar onu sevmediğimi. Ama illa bir isim istiyorsanız tabii ki İbo. Zaten ekipteki hiç kimse de buna alınmaz. Herkes de bu cevabı biliyordur. Bunun nedeni de İbo ile arkadaşlığımızın çok eskiye dayanıyor olması. Yani o benim en kötü zamanlarımı da gördü, en iyi zamanlarımı da gördü. Ben de aynı şekilde onun tüm zamanlarını gördüm. Adam 15 yaşından beri tanıyor yani beni. Şimdi 25 yaşındayım. Ben onun, o da benim bir dediğimi iki etmez. Tamam didişiriz, ara sıra ciddi kavga da ederiz. Ben İbo ile çok fazla ciddi kavga etmişimdir. Ama bir saat sonra hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliriz. Ne o bana kin tutar ne ben ona tutarım. Kısacası öz bir abiden farksız yani benim için. Gözüm kapalı güvenebileceğim bir insan. İbo'dan hiçbir zaman kötülük görmedim. Görmem de yani. İhtimal dahilinde değil. Aynı şekilde o da benden görmemiştir, görmez de. Yani bakın bundan 9 sene önce falan ben işte bu şekilde amatör video çekerken kanalı 200 abone, 150 abone falan. Bu kanal değil tabii ki. Daha önceki kanallarımdan bahsediyorum. Onlar kapatıldı. İbo'ya dedim ki sen de facecam al. Çift facecam'lı çekelim videoları. Hani bunu çok fazla yapan yok. Belki bu şekilde öne çıkarız. Belki bu şekilde tutar videolar dedim. Adam yani hiç demedi ki ulan bizim 150 abonemiz var, bizi kim izler? Bir tane bile soru sormadı. Tamam dedi. Direkt aldı ve kendi cebinden aldı. Hiç demedi yani hani ben niye gözükeyim videoda, ben ne alakalı falan. Hiçbir şey sorgulamadı. Direkt aldı. Böyle bin bir türlü olay var bizim aramızda geçen. Kısacası İbo ile ilgili yorumlarım bu kadar yani. İbo güvenli bir bölge benim için. Aynı zamanda mizahımızın benzemesi de hoş. Onun yaptığı esprileri ben anlıyorum. Benim yaptıklarımı o anlıyor falan. Artık gözümüz kapalı birbirimizi tanıyoruz. Bazen bak bir konu açılıyor. Yani iki farklı insanı koysan oraya mümkün değil aynı şeyi düşünemezler. Ama bizi böyle aynı anda aynı cümleyi kuruyoruz. Aynı espriyi yapıyoruz böyle. 1500 kere bana denk gelmiş
gelmiştir bu aynı espriyi yaptığımız. Hani ezbere biliyorum artık İbo'yu. Mesela İbo'nun yayınını izlerken İbo'nun başına bir şey geliyor. İşte bir jeneratör falan bitiyor. İbo'nun neye ağlayacağını cümle cümle biliyorum. Ezbere biliyorum artık İbo'yu yani dediğim gibi. İbo ile ilgili yorumlarım bu kadar. Gelelim ekibe. Ekipteki herkes insanlık açısından çok iyi arkadaşlar. Bakın işte Ali ile ara sıra kavga ederim. Beni ciddi anlamda çok sinir ettiği zamanlar olmuştur. Ya da herhangi birisiyle böyle anlaşamadığım, kavga ettiğim an olmuştur. Ama özünde hepsi o kadar iyi insan ki, hepsinin kalbi o kadar temiz ki. Yani ben bundan çok memnunum. Hiçbirisinin kalbinde bir gram kötülük yok yani. Hiç kimse bencil değil, hiç kimse sadece kendisini düşünmüyor. Maddi manevi anlamda herkes birbirine yardımcı oluyor, hiçbir sıkıntı yok. Bu sağlanabildiği için çok mutluyum. Benim için en önemli şey bu. Kısacası herkes birbirinin daha iyi insan olmasını sağlıyor. Bence arkadaşlık ortamında bu çok önemli. Yani birisi yanlış yaptığı zaman o benim arkadaşım diye örtbas etmiyor. Birisi yanlış bir şey yaptığı zaman söylüyoruz, bak bu yanlış. Ya bunu yapma ya da bizimle iletişimini kes. Yani biz bu tarz bir insan istemiyoruz tarzında. Yani o dönemleri hatırlatmak istemem, çok özür dilerim ama örnek vermem gerektiği için hatırlatacağım mecbur. Şubat depremi dün gibi hafızasındadır herkesin. Bu olay yaşandı, bakın 2-3 hafta boyunca biz Discord'da toplandık ve gık sesi bile çıkmadı. Sadece neye odaklandık biliyor musunuz? Bu insanlara nasıl yardım edebiliriz? Ne sağlayabiliriz? Çok büyük bir üzüntüyle sürekli olayları takip ettik. Yemek bile yediğimizi hatırlamıyorum. Yani ben bir kişiden şu cümleyi duymadım. Beyler ben yemek yiyeceğim, birazdan gelirim falan dediğini duymadım kimsenin. Hayatta kalmak için birkaç lokma bir şey atıştırmışızdır. Oradan sonra devam ettik. Bunları prim kasmak için anlatmıyorum, yanlış anlamayın. Zaten olması gereken şeyi yaptık. Sadece ekiple ilgili daha detay vermeye çalışıyorum size. Ekip üyelerinden aklınıza gelen her kişi bu olaylar için çabaladı. Mesela ben Twitter kullanmıyorum normalde. Ama bu olaylar için Twitter hesabı açtım, hani şey için. Adres paylaşıyordu ya millet, hani onu retweet falan yapıyorduk. Belki dedim hani bu adres bir yetkilinin önüne düşer de birinin hayatı kurtulur. Yani yapabileceğim en basit şeylerden birisi oydu o an için. Hesabıma engel gelene kadar yapabileceğim her şeyi retweet yaptım. Aynı şekilde bizimkiler de öyle. Herkesin üzüntüsünü ben ses tonundan falan anlıyordum zaten. Mesela Discord'dan bize ulaşanların adreslerini gidip büyük yayıncıların chatinde paylaştık. Hani onlar büyük yayıncı olduğu için daha yetkili mercilere ulaşabiliyorlar diye. Mesela ben gidip kan verdim. Tolga abi de aynı şekilde verdiği hatırlıyorum. Yani mevcut şartlar içerisinde yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Ne bileyim işte şu anki ülke gündemindeki olayları düşünün. Hepsine ciddi bir şekilde tepki veriyoruz. Sesli konuşmada tartışıyoruz bu yaşananları. Yani her şeyden önce biz, tüm ekip, gerçekten iyi niyetli ve kalbi temiz insanlarız arkadaşlar. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Benim için en önemli konu bu. İşte bazen birkaç yorum geliyor. Siz küfür ediyorsunuz, kötü örnek oluyorsunuz falan. Üzüyor bu tarz yorumlar beni. Tamam bak, gerçekten hani argo olaylarını onaylamıyorum. Ama belki de tek yanlışımız bu yani, hani anladın mı? İnsanlar sadece bunu görüp niye cin ilan ediyor ki bu tarz insanları? Yani affedersiniz ama hacı hocaları da görüyoruz. Yani bu ekipteki insanların kalbi o kadar temiz ki. Sırf argo kullanıyorlar diye edepsiz ilan edilmemeliler bence. Bu bir alışkanlık, kötü bir alışkanlık evet. Ama gamer tayfada bu var. Oyun oynayıp küfür kullanmayan kişi çok azdır yani. Bir şekilde hani sonuçta stres atmak için, bir rekabete girmek için oynuyorsun bu oyunu. Ve ister istemez ağzından kaçabiliyor. Kullanıyorsun yani. Yapacak bir şey yok yani, alışmış ağzımız. Sadece bu kullanılarak siz şöylesiniz böylesiniz yorumları bence çok adil değil. İnsanın özü önemli. Yaptıkları, davranışları önemli. Ki son videoların hiçbirisinde ben küfür kullandığımı hatırlamıyorum. Bugünkü videoda kullandım sadece. Solo videoları da hiç kullanmıyorum yani neredeyse. Kısacası ekiple ilgili yorumlarım da bunlar gençler. Çok kısa olmadı ama. Son soruda vlogla ilgili bir soru gelmiş. Vlog tarzı videolar çekmeyeceğim arkadaşlar. Hiç alışık olduğum bir tarz değil. İzlemesini de sevmem zaten vlog. Şimdi gençler bir diğer soru kullandığım programlarla ilgili. Video çekerken OBS kullanıyorum. Bunu editlerken Adobe Premiere Pro 24 kullanıyorum. Thumbnail yapımı olarak da Photoshop Beta kullanıyorum. Neden onu kullandığımı açıklayacağım şimdi. Şimdi mesela arkadaşlar geldik şu yakışıklıya. İbrahim Bey gözlüklerini giymeyi unutmuş burada, tamam mı? Şu şekilde İbrahim Bey'in göz kısmını seçiyorsunuz. Buradaki üretken dolgu yazısına mesela ne diyelim, pembe gözlük oluştur. Gördüğünüz gibi muhteşem bir sonuç. İbo'ya yeni gözlük yapmış olduk. Kusursuz yani, elle yapsanız gölgelendirmesiyle falan 1 milyon saat uğraşacağınız olayı tek tıkla yapabiliyorsunuz. Bu arada bu reklam falan değil, yanlış anlamayın. Uygulamanın avantajlarını anlatıyorum. Bitti mi? Bitmedi. Tolga abim şu kimdi, adını unuttum. O hanımefendiyle fotoğraf çektirmiş. Ama fotoğraf telefon tam yere düşerken çekilmiş bir fotoğraf anladığım kadarıyla. 48p falan çünkü. Buradan filtreye geliyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan fotoğraf restorasyonunu açıyorsunuz. Alın size hop HD Tolga sana. YouTube'da nasıl görünüyor bilmiyorum ama aradaki farkı şöyle göstereyim. Şu halden şu hale geldi fotoğraf mesela. Bununla da bitmedi. Tolga abimin şu şekil muhteşem bir pozu var. İnsan şu şekil karizma olmak istiyor. Ama abim biraz üşümüş. Şuradan Tolga abinin kafayı seçiyorsun. Tamam mı? Diyorsun ki kovboy şapkası. Karizmaya bak. Anladın mı? Ya da şuna bak. Abimin kafası üşümemiş oluyor. Artık karizmasına karizma katmış oluyoruz. Bitti mi bitmedi? Mesela Tolga abimin Mami ile bir selfiesi var. Şimdi Mami Tolga abiyle küstü. Tamam mı? Ama diyor ki ulan ben fotoğrafta güzel çıkmışım. Jigs çıkmışım. Bu fotoğrafı paylaşmak istiyorum. Abi alıyorsun şuradan Tolga abiye. Heh, Tolga abinin çevresini böyle seçtin. Buraya gelip remove diyorsun. Bak gitti Tolga abi. Buradaydı. Gitti. Hop hop.
Mami salak mısın? Kimle selfie çekiyorsun? Kimse yok orada mı? Evet arkadaşlar, bu tarz kolaylıkları sağladığı için bu saydığım uygulamaları kullanıyorum. Hepsine ücretli aboneliğim var. Korsan falan değil. Çok hızlı bir şekilde diğer sorulara geçelim. Bu soru da çok fazla soruluyor. Artık sorulmasın diye aldım. Normalde cevaplamayı düşündüğüm soru değildi. Çünkü polemik, kutuplaşma tarzı olayları sevmiyorum. Bu olay olmayacak arkadaşlar. Yavuz Öksüz'le video çekmeyeceğiz yani. Bunu bir kere söylüyorum. Lütfen daha fazla yazmayın. Gelelim diğer sorulara. İlk sorunun cevabı olarak evet arkadaşlar, divorce çekeceğiz. Ne zaman çekeriz bilmiyorum. Araya Until Dawn girdiği ve Discord kapatıldığı için birkaç aksama oldu ama çekeceğiz yeni gelen haritayı. İkinci soru, Dead by Daylight ve korku oyunları dışında oynadığın bir oyun var mı? Evet. Rainbow, FIFA 25, CS, Rocket League gibi biz oyunları zaten ekiple oynuyoruz video ve yayın dışı. Killer önerisi istemiş. Başlangıç seviyesi için Legion, Clan ve Chucky'yi önerebilirim arkadaşlar. Genel bir cevap olsun. Bunlar hem güçlü hem de oynaması basit katiller. Son sorunun cevabı da hayır. Metal ve rock dışında hiçbir tarz dinlemiyorum arkadaşlar. Bir diğer sorusu arkadaşlar, rock metal türüne merakımın nereden geldiğini ve favori grubumu sormuş. Ben 9-10 yaşlarındayken Linkin Park dinleyerek başladım arkadaşlar. Ablam dinlerken duymuştum ve çok hoşuma gitmişti. Sonra Chester Bennington'a ciddi bir sevgim oluşmaya başladı. Hem şarkılarını ve sesini hem de karakterini çok seviyorum. Hala tüm uygulamalarda profil fotoğrafım, duvar kağıdım falan Chester Bennington'dur yani. Her neyse, bu türe başlama sebebim tabii ki Linkin Park grubuydu. Uzun bir süre boyunca da en sevdiğim grup Linkin Park grubuydu. Fakat Chester vefat ettikten sonra yeni şarkılarını falan hiç dinlemedim grubun. Özellikle bu Emily Armstrong geldikten sonra falan çok ısınamadım gruba. Hani tamam, yeni şeyler deniyor olabilirsiniz. Sonuçta vokal değişikliği yapan bir sürü grup var. Ama benim anlamadığım şu, niye yani gidip In The End'in namı falan söyletmeye çalışıyorsunuz bu hanımefendiye? Sıfırdan şarkı yazın ki bir tane yazmışlar, beğendim. Hani onlarla devam edin, anladın? In The End'in Numb'ı yani Chester Bennington hariç söyleyebilecek olacağını zannetmiyorum ben. Chester Bennington çok özel bir sesli arkadaşlar. Bak, size milyon tane vokal sayarım. Till Lindemann, Klaus Meine, Blake Lawless, Adam Gunter falan milyon tane sayarım. Ama Chester Bennington'ın o tarzı, Linkin Park grubunun o tarzı herkesin yapabileceği bir şey değildi. Yani sadece Chester yapabilirdi ve yaptı da zaten. Onun yerine kimi koyarsanız koyun olmayacak. Olmadı da zaten maalesef. En sevdiğim gruba da tek bir cevap vermem zor. Ama Scorpions ve Wasp gruplarını ön plana çıkarabilirim. Çünkü hem Klaus Meine hem de Blake Lawless çok kaliteli insanlar yani, müthiş söz yazıyorlar. Ben bu tarz yazarları çok seviyorum yani. Hani işlerini büyük hayranlıkla takip ediyorum. Bu ikisi diyebilirim. Üçüncü soru da Blight ile ilgili. Blight oynamayı sevmiyorum diyemem arkadaşlar. Sadece beceremiyorum. Beceremediğim bir katilden de keyif alamıyorum dolayısıyla. Halbuki izlemesi falan keyifli yani Blight'ı. Güçlü de bir katil. Oni gibi, Hillbilly gibi, Blight gibi dönme becerisi gerektiren katilleri beceremiyorum. Mouse hakimiyetim o kadar iyi değil. Ama bu yıllar önce böyleydi. Belki şu sıralar oynadığım zaman becerebileceğim yani. Zaten Maraz'ı da, Oni'yi de, Hillbilly'yi de hepsini oynayacağım, merak etmeyin. Göreceğiz, belki beceririm. Gelelim diğer sorularımıza gençler. İlahi Komedya serisini aldım, hangi sırayla okumalıyım diye sormuş Segovia'cım. Şimdi şöyle, bu seriyi en anlaşılabilir hale getirmek için doğru sırayla okumanız gerekiyor. O yüzden hani hangi sırayla okumalıyım diye sormuş. İlk olarak Cehennem bölümüyle başlaman gerekiyor. Inferno diye geçiyor olması lazım. İkinci olarak Araf ve en son da Cennet yani Paradiso bölümünü okuman lazım. Çok 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 yıllar önce okumuştum. Sıralamayı bu şekilde hatırlıyorum. Yine de daha bilgili birilerine sor istiyorsan ya da araştır. İkinci soru, DBD dışı uzun soluklu oyunlar çekmeyi düşünüyor musun? Bir oyunun gameplay'i çok uzunsa çekmek istemiyorum arkadaşlar. Yani Until Dawn gibi, Frankstone gibi 4-5 bölümde bitirebileceğim bir oyunsa okey. O seriyi büyük bir dikkatle devam ettirebiliyorum. Hoşuma gidiyor. Ama işte Resident Evil gibi 7-8 bölüm çekmem gereken oyunlar olduğu zaman sıkılabiliyorum. Odağım kayboluyor. Seri uzadıkça bayıyorum falan yani. Bunları sadece izlemeyi seviyorum. O yüzden net bir şey diyemem ama bu tarz 10 saatlik gameplay olan oyunları falan çekmeyi düşünmüyorum. O yüzden Silent Hill 2 de çekmeyeceğim. Onunla ilgili de çok soru geliyor. Üçüncü soruda da fotoğrafta görüyorsunuz zaten, birkaç grup ismi saymış. Hangilerini tanıyorsun demiş. Maneskin ve Korn'u biliyorum sadece saydıkların arasından. Sanırım New Metal diye geçiyor bu gruplar. Tam emin değilim, yanlışım olabilir. Korn zaten bu türün öncülerinden diye biliyorum. Oradan tanıyorum yani. Ama bu tarzı çok sevmiyorum maalesef. Dinlemekten hoşnut olduğum bir tarz değil yani. Korn dinlemiyorum. Maneskin'i de Eurovision'dan biliyorum. Zaten yeni kurulan bir grup. 2016-2017 yıllarında kuruldu galiba. Eurovision'da birinci oldular diye hatırlıyorum ama bu benim için çok bir kriter değil. Yani The Rasmus'un ilk 20'ye giremediği bir yarışmayla ilgili çok daha sağlıklı fikirler veremem. Aynı zamanda Maneskin'i de dinlemiyorum. O yüzden çok detay yorum yapamayacağım. Zaten dinlediğim herhangi bir İtalyan rock grup da yok yani. Hani onunla kıyaslayayım desem kıyaslayamam. Dediğim gibi bu türe uzağım yani. Ve son sorusu felsefeden geliyor. Arke nedir demiş. Bu soruyu hiç beklemiyordum bu arada. Çünkü çok ilgilendiğim bir alandan sormuş. Demek ki beni iyi tanıyor. İlk olarak arkadaşlar basit bir felsefe bilgisiyle başlayalım. Felsefe M.Ö. 7. yüzyılda İonya uygarlığında ortaya çıkıyor. Neden bu uygarlıkta ortaya çıkıyor? Çünkü maddi gelir yüksek, refah seviyesi yüksek. Bu tarz toplumlarda felsefe yapılır zaten. Hani adamın her şeyi okey. Bir eli yağda, bir eli balda. Rahatça düşünebiliyor. Bu niye böyle yaratılmış? Bu niye böyle olmuş diye. Bizim ülkede felsefenin neden gelişmediğini
etmediğini de anlıyorsunuzdur. Adam yani asgari ücretle evini nasıl geçindireceğini mi düşünsün? Yoksa varoluşsal sancılar çekiyorum, bunu nasıl alt edebilirim falan diye mi düşünsün yani? O yüzden felsefe bu tarz refah seviyesi yüksek ülkelerde gelişiyor. Şimdi Arke'nin tanımını yapayım arkadaşlar bilmeyenler için. Arke bir şeyin ana kaynağı demek. Yani her şeyin ana maddesi gibi düşünün. Şimdi Thales'e göre her şeyin arkesi sudur. Yani diyor ki her şey sudan meydana gelmiştir, sudan yaratılmıştır. Thales de bu arada tarihte bilinen ilk filozof. Şimdi böyle bir soru beklemediğim için üzerine de çok düşünme fırsatım olmadı ama topraktan geldik toprağa gideriz diyerek yani toprak cevabını verebilirim. Biraz saçma bir cevap olabilir ama geçelim diğer sorulara. Çocukken büyüyünce ne olmak istiyordun sorusu gelmiş. Futbolcu olmak istiyordum arkadaşlar ben. Dediğim gibi 15-16 yaşlarına kadar da devam ettirdim zaten bu süreci. Ama işte klasik bu sakatlık olaylarını falan bilirsiniz, herkesin başına gelir. Bu tarz bir olay yaşadım. Zaten öncesinde de lise sınavına falan hazırlanmam gerektiği için ister istemez bazı kararlar almak zorundaydım ve ders tarafını seçtim. Çünkü dersleri her zaman iyi olan birisiydim. Okul hayatımın her döneminde iyiydi yani derslerim. İkinci sorusu da etkisinden çıkamadığım bir kitap var mı demiş. Yani etkisinden çıkamamak değil de çok büyük farkındalıklar yaratan bir kitap olarak önerebilirim. Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar kitabı. Bir tane de bonus önereyim yine aynı bu şekil bakış açınızı değiştirebilecek bir kitap. Osho'nun Martıları Seven Adam kitabı. Bu ikisine mutlaka bakın derim. Bir diğer soru korku içerikli podcast yapmayı düşündün mü diye. Düşünmedim arkadaşlar. Biz bazen ekipte efsane sohbetler çeviriyoruz. Yani böyle bir saat boyunca o kadar kaliteli bir sohbet dönüyor ki 20-25 tane espri, böyle hani konular hakkında çok kaliteli fikirler falan ama ben bunu podcast işine dökmeye çalışırsam yani beyler şöyle şöyle bir konu var kaydı başlattım hadi bunu tartışalım dersem eminim ki kitlenir ortalık. Bizim olaylarımız doğaçlama geliştiği için zaten bu kadar eğlenceli ve kaliteli şeyler üretebiliyoruz. Bu tarz hani bastım tuşa kayıt alıyorum şu an hadi bir şeyleri hakkında yorum yapalım demek daha böyle profesyonelliğe kaçmak gibi bir şey oluyor. O yüzden de becerebileceğimizi düşünmüyorum yani kendim de dahil. DBD turnuvası olacak mı diye sormuş. Yakın zamanda olmayacak arkadaşlar. İleriki zamanları bilmiyorum. Üçüncü soru ilham aldığım birisi var mı demiş. Şimdi ilhamdan ziyade şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hayatımın hiçbir bölümünde insanlara hayranlık duymadım arkadaşlar. Yani mesela birisini sevmişimdir, saymışımdır, yaptığı bir şeyi örnek almışımdır ama hayranlık duymamışımdır. Tek bir kişiye hayranlık duydum. Yani bu istisnaya geçebilen tek bir insan var. O da başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Başka da kimseye hayranlık duymadım. Ama ilham alma üzerinden gideceksek direkt böyle hani kişiliği, karakteri üzerinden değil de yaptığı bir konuşmadan ilham aldığım birisini söyleyeyim. Ahmet Şerif İzgören, Avucunuzdaki Kelebek diye mükemmel bir konuşması var. Direkt bir insanın hayatını değiştirebilecek seviyede bir konuşma yani. Bilmiyorsanız mutlaka bakın derim. Dördüncü sorusu tanışmayı çok istediğim birisi var mı demiş. Tabii ki bunu hani geçmişe gitme olayları olduğu zaman herkesin vereceği ilk cevap Atatürk'tür. Benim de öyle. Ama zaten az önce hani o konuyla ilgili birkaç yorum yaptığım için farklı bir cevap vereyim. Charles Bukowski'yi tanımayı çok isterdim arkadaşlar. Çok değişik bir kafası var. Çok ilginç bir yazar. Çok vurdum duymaz böyle gamsız gibi görünen ama aslında kalbi yumuşak birisi yani. Onu isterdim. Beşinci soru koleksiyon yapmıyorum. Yapmak isterdim ama o tarz konularda çok bir bilgim yok. Harry Potter koleksiyonu yapmak isterdim. Hatta Tolga abinin var Harry Potter koleksiyonu ve çok özeniyorum. Böyle Kudüs topunu falan alıyor. Küçük süpürge falan bulmuş bir yerlerden onun koleksiyonunu yapıyor yani. Son soruda çıkmasını beklediğim bir film ya da oyun var mı demiş. Film olarak kesinlikle Wrong Turn serisinin yeni filmini bekliyorum ama çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Oyun olarak da böyle çok hikayeli oyun oynamadığım için öyle aşırı beklediğim bir şey yok ama eğer ki çıkacaksa Until Dawn 2 çıkmasını çok isterim. Aşırı bağlandım oyuna yani. Arkadaşlar bir diğer soru aslında bu soruyu almak istemiyordum ama ekranda gördüğünüz videoda zaten ben o konuyla ilgili yorumlarımı yaptım. Biraz da sizleri bilinçlendirmeye çalıştım o konuda. O video normal videolarıma göre biraz daha az izlendiği için hani burada da duyurayım ki bence o konuşmamı bir dinleyin. Çünkü gerçekten bazı şeylerde bilinçlenmenizi sağlayacağını düşünüyorum o konuşmamın. Normalde bu soruyu almayacaktım yani soruyla ilgili herhangi bir cevap vermeyeceğim. Orada dinleyebilirsiniz. Ve gelelim son soruya. Hukuk hariç kesin olarak bu meslek alanında olurdum diyebileceğim meslek veya meslekler hangisi? Kesinlikle öğretmen ya da psikolog. Yani nasıl desem hayatım boyunca insanlar hep gelip bana bir şeyler anlattı. Beni güvenli bir bölge olarak gördüler. Benden tavsiye istediler, fikir istediler, fikirlerime güvendiler. Yani bazen yeni tanıştığım insanlar bile gerçekten bana gelip içlerini döküyorlar. Hani en yakın arkadaşına bile anlatamadığı şeyleri bana anlatabiliyorlar falan. Böyle güvenli bir ortam oluşturduğumu düşünüyorum. Ve psikoloji bilgim de iyi. İyi yapabileceğimi düşünüyorum yani. Öğretmen konusunda şöyle. Çocuklarla aram çok iyi. Yani zaten hayvanlar ve çocuklar direkt zaafım. Bayılıyorum ikisine de. O yüzden böyle ilkokul, ortaokul öğretmenliğini çok iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü böyle çocuklarla falan arkadaş olabiliyorum yani. Tam onların seviyesine inebiliyorum davranış olarak falan. İşte gocunmuyorum bundan. Çok sevdiğim bir huyumdur. Bu iki mesleği söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Evet gençler sorular bitti. Ben de bittim. Bu kadar uzun ve yorucu olacağını tahmin etmemiştim. Araya 4 tane de maç sıkıştırmış olduk gameplay olarak. Çok uzun bir video oldu. Sizleri sıktıysam kusura bakmayın ama elimden geldiğince tüm samimiyetle cevaplamaya çalıştım soruları. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.